konuşma seslerinin gelişmesinde kaşık mamaların ağzın içine giren katı gıdaların rolü var. Ya. Allah Allah. Ya. Yani i̇şte boşuna... olumsuz anlamda mı? Tam tersi. Olması gereken bu. Olması gereken kaşıkla girmesi gerekiyor. Evet. Ne demek? Onu biraz açalım önce. Şimdi dil öncelikli olarak anneyi emerken veya biberon kullanırken sadece basit bir hareketle öne arkaya doğru ilerleyerek lokmayı gönderiyor. Çok basit hakikaten. Doğru. Evet. Ama katı gıdalara geçtiğimiz zaman bu defa ağzın içinde bunu dolaştırmaya başlıyor. Böylece ağızdaki o katı gıdalar, bir peynir parçası, bir ekmek parçası değişik yerlere gittiği için bebek ağzının içindeki dokuların ağzının nerede başlayıp nerede bittiğinin farkına varıyor. Ve bu da çiğnemeye doğru, ağız içinde lokmanın oluşmasına doğru gereken bu önemli oral motor hareketlerin gelişmesini sağlıyor. O zaman konuşmaya da mı etkili bu? Tabii ki. O zaman blender bebeklerinden başladık sanıyorum, değil mi? Evet. Yani blenderdan geçirilen ve hani pütürsüz olsun öyle verelim dediğimiz şeyler yanlış bir hareket. Evet, blenderdan geçirmeyelim. Tamam, şimdi göstereyim. Aynı tarif aslında değil mi hocam bu? Bununla bu aynı. Muhallebi mi bu? Evet. Şimdi yoğurt veya var, meyve püresi. Bal var, avokado var, muz var. Harika. Ben soruyorum annelere sabah kahvaltısında ne yiyor çocuk diyorum. Hiç merak etmeyin, her şeyi yiyor diyor. Her şeyi yiyor. Ama nasıl yiyor her şeyi? Şimdi aynen öyle bak Özlem burada bu su gibi hocam şöyle göstersek izleyenlere. Bu blenderdan geçirilmiş hali. Hepsi de içinde çok güzel. Evet, besleyici. Besleyici, süper. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat burada da aynısının biraz daha taneli. Tanelisi değil mi hocam, size vereyim şöyle bir. Evet. Bakın bununla ağzın içinde çatalla ezilmiş veyahut da kaşıkla ezilmiş bir gıda olunca ne yapıyor çocuk? Daha fazla zorlanıyor. Dili daha fazla hareket ediyor. O zorlanmayı istiyoruz. Bu zorlanmayı istiyoruz ve aynı zamanda da 6 aydan sonra buna başladığımızda biliyorsunuz bebekler 12 aydan önce konuşmuyorlar. Ba diyor önce. Evet. Ama 12 aylık bir bakıyorsunuz babasını görünce baba demeye başlıyor. Yani hem anlamlandırıyor hem de bu ses deneyimlerini, ses oyunlarını giderek çeşitlendiriyor.